Katlı oranlar kanunu bulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Katlı oranlar kanunu Dalton bulmuştur arkadaşlar ama birkaç bilgi vereyim ben size burada. İlk önce diğerlerinin neler bulduğundan bahsedelim. Proust sabit kütle oranları kanunu, Antoine Lavoisier kütlenin korunumu kanunu, Berzelius biliyorsunuz arkadaşlar organik kimyanın kurucusu olarak bilinir Berzelius. İlk kez bileşikleri organik ve inorganik olarak sınıflandıran kişidir ve elementlerin latin harfleriyle sembolize edilmesini öneren kişidir. Element simgelenmesinde şunu önermiştir. Tek harfle simgeleceksek büyük harf birden fazla harfle simgeleceksek ilke büyük diğeri küçük harf olmalıdır. Mendelev ise atom kütlelerini kullanarak günümüze en yakın periyodik tabloyu oluşturmuş kişidir. Günümüzdeki periyodik tabloyu kuran Mendelev değil yalnız Mozeley'dir. Onu karıştırmayın. Mozeley atom numaralarına göre dizmiştir. Mendelev atom kütlelerine göre. Şimdi Belirtmek istediğim önemli noktalardan biri de şu sınavda çıktı çünkü geçmiş yıllarda. Lavoisier'in bulduğu kütlenin korunumu kanunu, Proust'un bulduğu sabit oranlar kanunu ve Dalton'un bulduğu katlı oranlar kanunu Dalton atom modelini destekler. Dalton atom modeli de aynı zamanda bunları destekler. Bunu unutmayın. Yukarıdaki madde çiftlerinden hangileri arasında katlı oran yoktur? Şimdi katlı oranın bulunmadığı durumları bir konuşup sonra soruyu çözelim arkadaşlar. Katlı oranın Katlı oranlar kanunu tanımı şudur. Aynı elementlerden oluşan iki farklı bileşikte elementlerden birinin sabit kütlesiyle birleşen diğer elementin kütleleri arasındaki orana katlı oran denir. Peki katlı oran kimlerde bulunmaz? Eğer farklı elementlerden oluşan bileşikler varsa elinizde mesela bunlar gibi. Şu ikisi farklı element olduğu için bu iki bileşik arasında katlı oran aranmaz. Peki bir diğeri İkiden fazla türde atom içeren bileşikler arasında katlı oran aranmaz. Mesela sülfürik asit, mesela sülfüroz asit. Bu ikisinde de arkadaşlar 3 farklı tür atom olduğu için bunlar arasında da katlı oran aranmaz. Ve basit formülü aynı olan bileşikler arasında da katlı oran aranmaz. Mesela biri C4H8 olsun, diğeri de C3H6 olsun. En sade hali bunun nedir? CH2'dir. Bunun nedir? CH, C3H6'ydı bu, CH2'dir. Basit formüller aynı olduğu için bunlar arasında katlı oran aranmaz. Ve katlı oran bileşikler arasında aranır. İyonlar arasında değil. Bakın bize burada verilen yapıda arkadaşlar biri bileşikken diğeri iyon. Dolayısıyla burada katlı oran arayamayız. Aynı elementlerden oluşuyor azot, azot, oksijen, oksijen. İki tür element var ve basit formül aynı değil. O halde burada katlı oran aranır. Burada en sade haliyle yazarsanız bu ne olacaktır? CH2 olacaktır. Bunu en sade haliyle yazarsanız bu da CH2 olacaktır. Dolayısıyla bu iki bileşik arasında katloran yoktur. Katloran olmayanları sorduğu için cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisinde X'ler arasındaki katloran 1 bölü 2'dir? Şimdi X'ler arasındaki katloranı soruyorsa bize demek ki Y'lerin adetleri birbiriyle Eşit olmalıdır. Şimdi burada y'leri eşitlediğimizde x'ler arasındaki oran acaba 1 bölü 2 çıkıyor mu? y'leri eşitleyebilmek için ilk bileşiği 3 ile çarpmam lazım. O halde bu x 3 y 3 olur. Diğer bileşikte x y3. y 3 Y'ler aynıyken x'ler arasındaki oran 3 çıkar. Burada y'leri eşitleyebilmek için ilk bileşiği 2 ile çarpmak lazım. O zaman ne olur? x 4 y 2 diğeri de x y2. y 2. Y'ler eşitken x'ler arasındaki oran 4 çıktı. Burada y'ler eşit demek için şunu 2 ile çarpmak gerekir. Birinci bileşik x y 2 olduğu gibi kalır. İkinci bileşik x 2 y 2 olur. Y'ler eşitken x'ler arasındaki oran gördüğünüz gibi 1 bölü 2 cevabımız c seçeneği olur. Diğerlerinde de y'ler eşit dediğinizde x'ler arasındaki orana bakarsınız arkadaşlar. 1 bölü 2 çıkan olmaması gerekir. C3hx ile C2h6 bileşiklerinde aynı miktarda karbon ile birleşen c 3 h bileşiğindeki hidrojen kütlesinin C2H6 bileşiğindeki hidrojen kütlesinin oranı 2 bölü 3'tür. Buna göre bileşindeki x değeri kaçtır? Yani karbon miktarlarını eşitlediğimizde hidrojenlerin kütleleri arasındaki oran 2 bölü 3 çıkıyor. Katlı oranlar kanunu der ki siz karbon miktarlarını eşitlerken karbon adetlerini de eşitlemiş olursunuz. Hidrojenler arasındaki kütlesel oran hidrojenler arasındaki adetsel oranla Eşit olur. Şimdi bu bilgiyi kullanalım. İlk bileşik C3Hx. İkinci bileşik. Şunu düzgün yazalım. C3Hx. İkinci bileşik ise C2H6. Peki karbon adetlerini eşitlediğimde karbon kütlelerini eşitlemiş olurum zaten. Bunu 2 ile bunu 3 ile çarpıp 6 da eşitliyorum. İlk bileşik C6H2x oluyor. İkinci bileşik ise C6H18 oluyor. O halde hidrojen adetleri arasındaki oran hidrojen kütleleri arasındaki oranla eşit olmalı. Ve bu oranda da 2 bölü 3'müş. Yani 2x bölü 18 eşittir 2 bölü 3 çıkacakmış. Bunu da bunu sadeleştirirsek 6 olur. Şunu da şu da sadeleşir. Bu durumda x eşittir 6 çıkar. Cevabımız e olur arkadaşlar. X ve Y elementlerinden oluşan X2, Y6 bileşiğinin %40'ı X'tir. Buna göre X2, Y4 bileşiğinde X'in kütlece yüzdesi kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Elimizdeki bileşik 2 tane x ile 6 tane y'nin birleşmesiyle oluşuyor. Dikkat ederseniz. Ve bu bileşik x2 y6 imiş. Şimdi diğer bileşik ise 2 tane x ile 4 tane y'den oluşuyor. Ve x2 y4 oluyor. Şimdi ilk bileşik eğer 100 gram olsaydı bunun 40 gramı x'ti. O halde 60 gramı da y olacaktı. Şimdi ben 2 tane x ile 6 tane y'nin oranının 40 bölü 60 olduğunu yakaladım. Şunları sadeleştirelim. 6'lar gitsin. Şununla şu giderse 2 kalır. Yani bir tane x ile bir tane y'nin oranı 2 bölü 1 çıktı. Bu mol kütleleri oranı oldu. Peki buraya geçirelim bunu. Burada kaç tane x var? 2 tane. O zaman 2 çarpı 2'den 4. Kaç tane y var? 4 tane. 4 çarpı 1'den 4. Toplam bileşik 8 gram olur. 8 gramın 4 gramı x ise %50'si x olmuş olacaktır. İki farklı bileşikte tepkimeye giren X ve Y elementlerinin kütleleri aşağıda verilmiştir. Bu bileşiklerden birincinin formülü X, 2, Y, 2 olduğuna göre ikincinin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi X'lerin kütleleri aynı iken Y'lerin kütleleri arasındaki oranın 8 bölü 24 yani 1 bölü 3 olduğunu görüyoruz. O zaman aşağıdakilerin hangisinde X adetleri eşitken Y adetleri arasındaki oran 1 bölü 3 çıkıyor onu bulmamız lazım. Şimdi burada x adetleri eşit ama y adetleri arasındaki oran 2 bölü 3 çıkıyor. O zaman bu benim cevabım olamaz. x adetleri eşit y adetleri arasındaki oran 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 çıkıyor. Cevap bu olur. Buna da bakalım. x adetlerini eşitlemek için 2 ile çarpmamız lazım bunu. X2, y8 x 2 y 8 olur. x'ler aynı iken y'ler arasındaki oran 1, 2 bölü 8'den 1 bölü 4 olur. Bu da olmadı. Şimdi burada x'leri eşitlemek için ne yapmamız lazım? Şöyle açık yapayım. x 2 bizdekiydi. D şıkkında da x3 y2 diyor. O zaman x'leri eşitlemek için bunu 3 ile bunu 2 ile çarpmalıyım. x6 y6 olur. Diğeri de x6 y4 olur. Y'ler arasındaki oran 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 çıkıyor. Cevap bu da değil. Burada x'ler eşit y'ler arasındaki oran gördüğünüz gibi 2 çıkıyor. Cevabımız B. X ve Y elementleri arasında oluşan iki bileşikte kullanılan kütleler grafikte verilmiştir. Buna göre birinci ve ikinci bileşin formülleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi dikkat ederseniz X kütlesi iki bileşikte de aynı iken Y'ler arasındaki oran 4'e 6'dır. Yani X kütleleri aynıken Y kütleleri arasındaki oran 4 bölü 6 ise en sade haliyle 2 bölü 3 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu: Madem X kütleleri aynıken Y'lerin kütleleri arasındaki oran 2 bölü 3, o zaman aşağıdaki bileşiklerde de X adetleri aynıken Y adetleri arasındaki oran 2 bölü 3 olmalıdır. Bakın birincisinde X'ler aynıken Y'ler arasındaki oran 2 bölü 3 gördüğünüz gibi cevap A alttakine bakalım x'ler aynı iken y'ler arasındaki oran 3 bölü 4 bu cevap değil bize 2 bölü 3 olan lazım bunu 3 ile genişletip bunu 2 ile genişletirseniz x 6 y 3 olur bu da x6, y2 olur. x 6 y 2 olur x'ler aynı iken y'ler arasındaki oran 3 bölü 2 olur bize 2 bölü 3 olan lazımdı burada 4 bölü 3 gördüğünüz gibi bunu da 3 ile çarparsanız x y 3 5 bölü 3 olur yani cevabımız a oldu X ve elementlerinden oluşan bileşiklerin birincisi kütlece %60 X, ikincisi kütlece %80 Y içermektedir. Birinci bileşin formülü X 2 Y olduğuna göre ikinci bileşin basit formülü aşağıdakilerden hangisidir? Basit formülü arkadaşlar en sade haliyle yazılmış formüldür. Ona dikkat edelim. Şimdi şöyle yapalım. Birinci bileşik ve ikinci bileşik diyelim. X kütlesi ve Y kütlesi olsun. Birinci bileşin kütlece %60 X ise %40'ı da Y olmalıdır. İkincisi İkincisinin ise kütlece %80'i y'ymiş. O zaman 120'si x olmalıdır. Şöyle yapalım isterseniz. Burada x'leri eşitleyelim. Y'ler arasındaki orana bakalım. O zaman bunu 3 ile çarpmak gerekir. 60 olur burası. Burası 3 ile çarparsak 240 olur. X'ler aynı iken Y'ler arasındaki oran 40 bölü 240. Yani 40 ile sadeleştirirsek 1 bölü 6 çıkacaktır. Hangisinde x'lerin adet, adetleri eşitken y'ler arasındaki adetsel oran 1 bölü 6'dır ona bakalım. Şimdi burada x 3 tane burada 2 tane. O zaman bunu 3 ile bunu da 2 ile çarpmak gerekir. Ne olur yukarıdakini 3 ile çarparsak x 6 y 3 olur. Şıktakini de a şıkkındakini de 2 ile çarparsak x 6 y 2 olur. Evet x'ler aynıyken y'ler arasındaki oran 3 bölü 2 ama ben 1 bölü 6 olanı arıyorum. O yüzden bu değil. Buraya gelelim. X'lere eşitlemek için bunu 2 ile çarpmak lazım. X2, Y6 X 2 Y 6 olur. X'ler aynı iken Y'ler arasındaki oran 1, 1 bölü 6 olur. Cevap B'ye çıkar. Yukarıdaki ile bir de şunu deneyelim isterseniz. Bir tane daha yapmış oluruz. Bunu 3 ile bunu 2 ile çarpmak lazım. 3 ile çarptık. X 6 Y 3 alttakini 2 ile çarptık. X 6 Y 4 O zaman 3 bölü 4 oldu. Bu da değil. Diğerlerinde de olmayacaktır. Cevap B seçeneği. NO2 bileşiğindeki kütlece birleşme oranı 7 bölü 16. Olduğuna göre N2O5 bileşindeki kütleci birleşme oranı N bölü O kaçtır? Bakın kütleci birleşme oranı soruyor. Dikkat edin. Bir tane N ile bir tane O oranını sormuyor bize. Peki şöyle yapalım arkadaşlar. İlk bileşiği yazalım. N artı 2 tane O diyelim. Azot dioksit. İkinci bileşik 2 iki tane N artı 5 tane O'dan diazot pentaoksit. Peki hemen şuna dikkat edelim. Birinci bileşikte kütleci birleşme oranı 7'ye 16'ymiş. İkinci bileşikte kaç? Bize bunu soruyor değil mi? Şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, buradan bir tane azotla bir tane oksijen oranını çekelim. Götürüp burada yerine yazalım. N bölü 2 tane O oranı 7 bölü 16'ymış. O halde bir tane N ile bir tane O oranı 7 bölü 8 çıkacaktır. Bunu yerine yazalım. 2 tane azot var. 2 çarpı 7'den 14 olur. 5 tane oksijen var. 5 çarpı 8'den 40 olur. Dolayısıyla burada kütleceye birleşim oranı 14 bölü 40'tır. Bunu sade haline yazacak olursak 2'ye bölelim el ikisinde 7 bölü 20 olur. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. İki bileşin katlı oranlar kanunu uyması için yukarıdaki özelliklerden hangilerine sahip olması gerekir? İki tür element içermeli. Evet. İkiden fazla türde ilet içermemesi gerekiyor. Onlarda çünkü katlı oran kanunu aranmaz hatırlatayım. Önceki sorulardan belki izlememişsinizdir. Şu iki bileşikte 3 farklı tür atom olduğu için bunlar arasında katlı oran aranmaz. Basit formülleri aynı olmamalı. Evet basit formülleri aynı olursa da katlı oranı arayamayız. Bileşiklerdeki elementlerin türleri aynı olmalı. Yani biri NO2 iken diğeri NH3 olmamalı. Yani farklı element içermemeli. Aynı türde olmalı. Cevap E seçeneği olur. Yukarıda verilen grafiklere göre aynı miktar x ile birleşen y'ler arasındaki katlı oran kaçtır? Şimdi x'lerin kütlelerini aynı yapacağız. Y'ler arasındaki orana bakacağız. Şuraya dikkat edin. 7 gram x girdiğinde 9 gram y tepkimeye giriyor. İkinci bileşikte de 3,5 gram x girdiğinde 3 gram y tepkimeye giriyor. X'lerin kütlelerini eşitlemek için bu denklemdeki değerleri 2 ile çarpalım. Dolayısıyla artık burası 7 olacaktır. Burası da 6 olacaktır. X kütleleri aynı iken Y kütleleri arasındaki oran 9 bölü 6'dır. 3 ile sadeleştirirsek 3 bölü 2 olur. Yani cevabımız D olur. Şekildeki grafikte X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşiğin kütleleri ile Y elementinin kütlesi arasındaki ilişki verilmiştir. Buna göre birinci bileşiğin formülü X'ye olduğuna göre ikinci bileşiğin formülü nedir? Dikkat edin burada bileşik kütlelerini vermiş arkadaşlar bize. Biz X kütlelerini bulalım isterseniz. Daha sonra y'ler eşitken ikisine de 6 iken x'ler arasındaki kütlesel orana bakalım. Yani katlı orana. Bu durumda y'lerin adetleri eşitlendiğinde x adetleri arasındaki oranda bu bulduğumuz oran çıkmalı. Şimdi burası 6 ise şurası bileşik kütlesi ise kütlenin korunumu kanununa göre 12 gram x olmalı bu bileşikte. Şöyle x diyelim. Şöyle. 6 gram y varken ikinci bileşikte demek ki 8 gram da x olmalıdır. O zaman x kütleleri arası, e, x kütleleri arasındaki katlı oran 12 bölü 8. 4'e bölersek 3 bölü 2 çıkacaktır. Şimdi hangisinde y'leri eşitlersem x'ler arasındaki oran 3 bölü 2 çıkar. Y'leri eşitlemek için yukarıdakini 2 ile çarpalım. O zaman x2 y2 olur. Y'ler eşitken x'ler arasındaki oran 2 bölü 3 bu cevap olamaz. Peki buna bakalım. Y'leri eşitlemek için 3 ile çarpmalıyım. Yukarıdaki bileşiği x3 y3 olur. Y'leri aynı x'ler arasındaki oran 3 bölü 2 olur. Cevap bu olur. Bunu da yapalım. Yine 3 ile çarpmam lazım. X 3, Y 3 olur. Y'ler aynıyken X'ler arasındaki oran 3 olur. Cevap bu olamaz. Bize 3 bölü 2 olan lazım. Burada eşitleme yapacak olursak eşitleme yap, çarpmaya gerek yok. Zaten X, Y idi bizdeki bileşik. Y'ler aynıyken X'ler arasındaki oran 1 bölü 3 olur. Cevap değildir. Bunda da 2 ile çarpmak gerekir. X 2, Y olur. Y'ler aynıyken X'ler arasındaki oran 2 çıkar. Bu da cevap değildir. B çıktı arkadaşlar.